Arkadaşlar merhaba. Demin videomuzu çektik. Herkese iyi Ramazanlar bu arada. Demin videomuzu çektik. Videoda nasıl beslenmemiz gerektiğini, neler kullanmamız gerektiğini anlattık Emir'le beraber. Şimdi de size bir göğüs ve biceps'te Ramazan'da nasıl egzersiz yapılır onu göstereceğiz. Bu antrenmanı yapmadan önce bir 5 dakika bisiklet çevirip inerseniz çok daha faydalı olur. Eğer söylediğimiz gibi idman iftardan sonra antrenman yapıyorsanız bir set daha fazla yapabilirsiniz ama kesinlikle fazla yapmayın. İdmandan önce yapıyorsanız bu benim yaptığım yeterli olacaktır. Amacımız kas kaybetmemek, kazanmak değil. Evet, hadi bakalım takibe devam. Okey. Şimdi göğüs ve biceps'ten örnek göstereceğim. Bench press yapacağım, bench fly yapacağım. Sonra da kol çalışacağız, sadece biceps çalışacağız. Bench press'te önce ısıtacağız biraz. Isıttıktan sonra çok hafif kilo da almayacağız, çok ağır kilo da almayacağız. Tekrarları 10 tekrar yapacağız. Burada tabii Ramazan olduğu için vücudumuzda fazla glikojen depolarımız çok dolu olmadığı için 30 saniye, 20 saniye gibi bekleme aralıkları değil, 1 dakika bekleyeceğiz. Set aralığını 1 dakika bekleyip yapacağız. Yapalım, yavaş yavaş görelim. Şimdi önce her zaman ne olursa olsun ısınıyoruz. Önce bir ısınalım, bir 20 tekrar yapalım. Boş barla. Her zaman maksimum yapabileceğimiz kiloya yaklaşırken step step çıkmalıyız. Bu sakatlıklanmalara, her şeye sakatlanmamızı engelleyecek. Isınmadan hiçbir zaman yüksek kilolara çıkmayalım. Şimdi boş bar zaten 18 kilo. 10 kilo da 20'şer kilo daha taktık. Şimdi yine bir 10-12 tekrar yapacağız. Evet. Bir 10'ar kilo daha takalım. Ramazan olduğu için idmanları kısa tutacağız. Aralarda 1 dakika dinleneceğiz. Şimdi ısındık. Yavaş yavaş 3 çarpı 10 yapacağız. Hareketleri ne çok hızlı ne çok yavaş. Orta şiddetle yapacağız. Ramazan özel çünkü. Ramazan özel program bu. Başlıyoruz. Hızıma dikkat edin. İterken göğüslerle itiyoruz. Burada tricepsler çok devreye girmek ister. Mümkün mertebe sokmuyoruz. Kaç oldu Özkan? Bir 10 kilo daha takalım. Tabii ben kendime göre ayarlıyorum. Herkes kaldırdığı maksimum kiloya göre bunu ayarlasın. O maksimum kiloya kesinlikle çıkmayın. Maksimum kilonun %20 altında yaparsak. Şimdi ikinci seti yapıyoruz. Yine 10 tekrar yapacağız. Bakın 1 dakika bekliyorum. Glikojenler dolsun diye. Hızlı hızlı girmeyin. Ve eğer şekeriniz düşecek gibi olursa da nasıl bir tedbir almanız lazım? Antrenmanı kesin, ayaklarınızı yukarı kaldırın ve dinlenin. Yoksa çok kötü olursa mutlaka bir şekerli bir şey içmeniz lazım. O da orucu bozacağı için ona izin vermemeniz için dikkatli olmanız lazım. Hadi bismillah. Şimdi 10 kilo daha takalım. Ya Ramazan'da videoda da söylediğimiz gibi böyle çok kas kazanma falan filan bunlar hayal. Böyle bir şey olmaz. Önemli olan minimum kas kaybıyla bu 30 günü kapatmak. Oh, verdiğimiz reçetelerde uyarsanız maksimum şeyi kaybı, minimum kaybı yakalarız diye düşünüyorum.
Oldu mu bir dakika? Bence olmadı. Ya çok da bir dakikaya da çok takılmayın. Nefesiniz yerine gelsin. Nefesiniz yerine geldiği zaman yapmanız daha doğru olur. Şu an iyi gibi. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Arkadaşlar sakın bunu az olarak görmeyin. Ramazan'da gayet iyi bir sayı. Şu an bile yani antrenman oldu gibi. Şimdi fly yapacağız. Önce ısındık. 3 set piramit şeklinde kiloları yükselttik. 3 set 10 tekrar yaptık. Şimdi fly yapacağız. Dediğimiz gibi iftara 1,5 saat kala başlarsınız. Zaten 15-20 dakikada bitecek bu iş. Çok uzatmayacağız. Oradan evinize gidersiniz. Hemen yemeğinizi yersiniz. Evet, şimdi bir daha açış yapacağız. Hareketleri çekerken de herkesin salonunda olan basit hareketleri seçtik. Çok fazla makine kullanmak istemedim. Çünkü herkesin yapabileceği bir şey olsun. Siz bunları değiştirebilirsiniz. Bench press olmaz da bench plyometric olur. Bench dumbbell press olur. Her şeyle bunu kombin edebilirsiniz. Yani çok fazla uzatmayın. Bu dediğim boyutlar gayet iyi, yeterli. Ramazan'da fazlasına asla gerek yok. Çünkü çok aşırı idman, çok fazla idman da kas kaybına neden olabilir. Hiç spor yapmamak da kas kaybına sebep olabilir. O yüzden bu kadar dozaj, bu şiddet yeterli. Şimdi bir daha alalım. Yine nefesim yerine gelsin diye bekliyorum. Hareketleri yaparken nefesinizi tutmayın. En doğrusu zorlanırken nefes vermek. Bırakırken almak ama karıştırsanız bile nefesi tutmayın. Alın verin. Nefes tuttuğunuz zaman kalbimiz büyüyor. Kalp büyümesini de istemiyoruz. Evet, hadi bakalım bismillah. Hop. İyice açıyoruz. Ama pres gibi yapmayın. Normalleşiyoruz yarıştan sonra. Normalleşmeye çalışıyoruz. Bir iki haftaya daha gülmeye başlarız biraz. Gülmüyoruz herhalde. Oh, yine bir dakika bekliyoruz. Terletti yani. Hiç az bir idman değil. Hem bir de adeniz de dinlenmiş olur. Ramazan'da da. Aktif dinlenme diyoruz buna. Daha düşük volümde. Evet, göğüste son hareket için yatıyoruz. Hop! Alacağım. Göğüs bitti. Şimdi bir 10 dakika. Nefesimiz rahatlığına kadar kan biraz göğüsten sürsün. Kısa da bir biceps yapacağız. Ondan sonra işi bitireceğiz. Arkadaşlar göğüsü bitirdik. 10 dakika dinlendik. Şimdi biceps yapacağız. Ben iki hareket dumbbell curl seçtim. Bir de hammer curl seçtim.
Siz bunu yapabilirsiniz. Yine iki hareket, bir sürü hareketi birbirine kombine edebilirsiniz. Şimdi yine aynı teknikte yine biraz ısınalım, bir set. Isındıktan sonra yine piramit şeklini yükseltelim ve bitirelim bu işi. Sonra iftara gidelim. Hadi bakalım, bismillah. Bunu ısınma olarak sayıyorum. Double yapıyoruz. Ben tabii kaç o? 28-29'a kadar gittiğim için 12 ile başlıyoruz. Oh. Yine 3x10 yapacağız. Hadi bismillah. 3 adeli olduğu için 1 dakika da olur, 60 saniye de olur. İşte 60 saniye diyorum. 40 saniye, 50 saniye de olur. Arada derin derin nefes alın verin. Yine 1 dakika dinlenelim. Tabii bir önemli nokta da şu. Mutlaka antrenman esnasında idmanı iftardan sonra yapıyorsanız bol su tüketin. İdmandan önce yapıyorsanız sadece tüketemeyeceksiniz tabii. Mutlaka idmandan sonra her yarım saatte bir bardak, söylediğimiz gibi, videoda söylediğimiz gibi suyunuzu için çok önemli. Ve bunu sahura kadar devam ettirin. Evet. Şimdi tekrar yine double yapıyoruz. Arkadaşlar bunu biliyorsunuz, tekrar atlatayım. Her zorlanırken nefes veriyoruz, durakırken alıyoruz. Ama yine söylüyorum, karıştırırsanız da nefes alıp vermeye devam edin, tutmayın nefesinizi. Şimdi kiloyu biraz arttıracağım. Son bisepsi yapacağız. Ben 20 kilo almak istiyorum. 20 kiloya son dumbbell curl yapıp sonra altına hammer curl'a geçeceğiz. Yine 1 dakika dinlenip başlıyoruz. Hop! Ah! Geldik böyle. Bunu alternatif yapıyoruz tek tek. Dumbbell curl'ü bitirdik. Şimdi hammer curl yapacağız ve bitireceğiz bu işi. Dediğim gibi fazla kendinizi yormayın. Gerçekten dinlenin. Haftada 3 gün, 4 gün yeterli. Fazlasına gitmeyin. Bakın şu an 2 hareket yaptık. Yani bayağı etkili. Önemli olan zihinsel olarak adaleyi düşünün. Kiloları boş kaldırmayın. Adaleyi de kaldırın. Huu! Evet, şimdi hammer'a geçiyoruz. Artık bicepsler yoruldu, bunu da alternatif yapalım. Double yapmayalım. Hadi bismillah.
Oh. 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 Şiştim mi? Tekrarlıyorum. 3 tane 10 tekrar önce ısıtıyoruz. 3 tane 10 tekrar dumbbell curl. 3 tane 10 tekrar hammer curl yapıyoruz, bitiriyoruz. Afiyet olsun, iyi iftarlar.